Değerli arkadaşlar, Miktadoğulları'nın evinin oradayız. Bir yandan da Ravzanur Su İçmez'le birlikteyiz. Ravzanur, burada ne yapıyorsun sen? He mi Ravzanur? Ne? Sen ha bu ev kim midir ha bu ev? Miktatlarım. Kimun? Miktatlarım. Bunların Miktatların kimleri var? Nedir isimleri? Ahmet amca ile Fatma abla. Başka? Miktat? Fatma hala. Başka? Başka kimse yok. Başka kimse yok. Var. Nerede? He he. Havize abla var. Orada başka kimse yaşamıyor. Nerede? Yaşıyor. He he. Az daha gidelim abi, ahırın altına gidelim bakalım ahırın altında neler var. Ravzanur'la beraber Miktatların evine gidiyoruz. Miktatların evinin orası. Ha böyle Miktatların evi. Ravzanur. Haydi ha böyle dönelim bakalım. Ah. Ravzanur'la birlikte çekim yapıyoruz. Ravzanur su içmez. Bu çekimler için Miktat su içmez ve Ahmet su içmez ile birlikte Almanya'da oturup sohbet ettik. Buranın çekimlerini istediler. Şimdi biz de böyle buranın çekimlerini Ravzanur su içmez ile birlikte yapıyor. Ravzanur, Miktatların kimleri var? Miktatların kimi var? He. Nedir isimleri? Miktat. Miktat. Soyadı nedir? Soyadı Sür. He, o bir Ahmet. Ahmet. He, su içmez. Miktat gece gündüz gezer Almanya'da, para kazanır, hiç çalışmaz Miktat. Ahmet de taksi safları yakalar, taksiciluk yapar Ahmet orada. Evet. Eniştemiz o da öyle, inşaatte gider harç. Evet, harç yapar. He, he. Şey, Fatma Kala'yı tanıyor musun Fatma Kala'yı? Hangi? Ha bu Ahmet'in annesini. Nasıl tanımazsın? Az önce dedin Fatime hala. Onu tanırım Fatime halam. Tanır mısın onu? He. O tanır mı seni? O beni de tanır. Seni tanır mı? Ahmet amcan tanır mı seni? He mi? Ben evet. Ben kaç gün gittim, kaç gün babama gittim. He mi? He. Aha, o zaman Ahmetlerin ev çekimini yapıyoruz değerli arkadaşlar. Burada da Gündoğdu'nun evin altından geçiyoruz. Tavukların görüyorsun, tavuklar ayakta durmakta zorluk çekiyorlar. Tavuklar. Bir yandan da bahçeyi çekelim size. Pırasaları görüyorsun. Organik pırasa, organik marul, organik lahana, organik sarımsak, bir yandan da organik kindiyanın Türkçesi nedir? Kindiya. Organik sırgan. Şimdi geliyoruz. Ravzanur kes bakalım basamaklardan yukarı böyle. İsmail hala. Muhammed amca neredesiniz? Evet şimdi İsmail hala evdedir. Şimdi geliyor İsmail hala. İsmail hala'ya da ufak bir çekim yapacağız böyle. Buraları görebilirsiniz. Aha Muhammed amca geldi. Muhammed amcayla birlikte Muhammed aldın mı lomi Muhammed dayı? Yok. Getirmedin mi Mustafa? Mustafa yok. Ha bulamadı onu. Mustafa'nın işini anlaşılmaz ki. Ha bulamadı onu. Evet. Evet. İsmail hala nerede? İçeride. He mi? Ne? Ha böyle kılsın bir görüntü alalım. Canlı çekim yapıyorum. İnternete koyacağım. İsmail. Ah. İsmail. Ah. Aha. İsmail yala mı? Ha böyle bu da bu Gündoğdu'nun evi. Bu da Muhammed Göksal'ın. Yılmaz Göksal emekli oldu. En kısa zamanda buraya gelecek. Aa, İsmail hala da burada. Muhammed dayı ile beraber. İsmail hala şimdi canlı çekim yapıyorum ben. Ne söylemek istiyorsun? Şimdi bu akşam bunları internete koyacağım. Dünyanın her bölgesindeki insan, özellikle Miktatlara göndereceğim. Almanya'dayken dediler bana ki oraları hep buraları şimdi buraları çekeceğim böyle. Hepsine selam söyle. Aleyküm selam. Böyle bir işaret salayım Muhammed amca. Ah. İki, Muhammed amca yazın burada kışın Bursa'da ama şimdi bana ne diyor biliyor musun? Yılmaz sen duy bunu. Diyor bana ki ben diyor kışın da burada duracağım. Çünkü burası Sürmene, Okşuko 20 dakika. 20 dakika. Dolayısıyla şu güzelliğe bir bakın. Ey mübarek! Ey! Mübarek, evet valla. Bu Ravzanur'la beraber çekim yapıyorum ben bunu anlaşamıyorum. Çok
Ravzan'la Ravzanur'la anlaşamıyorum. Ravzanur gel buraya. Rumca ne demek? Rumca? Ne demek? Ela. Ela. He. Rumca de bakayım. Seviyorum seni. Kim? Haydi hadi gidelim. Haydi haydi. Ha böyle değerli arkadaşlar, hemen Muhammed amca görüyorsunuz, evi yaptı villa gibi. Ah. Görüyorsunuz üstünü saç kapladı böyle. Buraları da görüyorsunuz. Evet. Hangi duvar? Yo. O asla asla. Ha böyle çıkalım buradan yukarı. Ravzanur. Görüyorsunuz şöyle tam Muhammed abinin evinin üstündeyiz. Bu yol Ahmet Köksal'ın evini görüyorsunuz. Enver Köksal şu anda inşaata devam ediyor. Burası Muhammed Köksal'ın evi. Burası Gündoğdu'nun. Burada Miktadoğulları'nın özellikle bu konuda burayı istediler. Yol buraya kadar geldi. Sizin de ev havurda Miktadoğulları. Bir bakın burada perde duvar yapıldı. Burada iki tane Ahmet ile Miktat'a sesleniyorum. Ahmet ve Miktat. Bakın burada iki tane ağaç var. İki tane ağaç devrildi mi direkt yol evin üstündedir. Yani burada 20 metre bir mesafe var. Ah, şöyle görüyorsunuz. Buraya kadar perde duvar geldi. Ravzanur'la beraber çekim yapıyoruz. Burayı görüyorsunuz. Ah, tam net görüntü. Burası buraya kadar geldi. Bir de böyle üç yola çıkalım biz. Ravzanur sen geliyor musun benimle birlikte? Hı. Burada üç yola çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Sol tarafta perde duvar var. Evet. Tarlaları görüyorsunuz. Tarlalarda mısırlar ne kadar oldu? Mısır ve patatesler. Bir yandan vatandaş çayır geçiyor. Aha da üç yol ağız arkadaşlar. Heh. Görüyorsun Ravzanur. Görüyorum. Heh. Bu araba da Kahramandır ismi sahibi. Heh. Ahan üç yol ağzı. Üç yol ağzından başlıyor. Efendime söyleyeyim. Böyle görüntüyü alayım size. Daha sonra böyle aşağı doğru iniyoruz. Yol bu. Üç yoldan aşağı doğru iniyoruz. Bir de böyle buraya doğru bir görüntü alalım. Görüntüyü aldık. Aşağı doğru iniyoruz. Üç yoldan aşağı doğru iniyoruz. Bu ev Hasan Su İçmez Hoca'nın, Kebze Çayırova Merkez Camii İmam Hatibi, babamın oğlu Hasan Su İçmez onun. Değerli arkadaşlar bu video çekimini Miktat oğulları Ahmet Su İçmez, Almanya'da taksici kendisi, aynı zamanda Miktat Su İçmez inşaat mühendisi, sabahtan akşama kadar gezer. Almanya'da Miktat Bey'le çok gezdik. Ahmet Bey'le de çok gezdik. Aynı zamanda bizim enişteyi de unutmamak lazım. Enişteyle de birlikte gezdik. Allah onlara Avrupa'da bol kazançlar nasip eylesin. Böyle bir görüntü alıyoruz. Efendime söyleyeyim. Bir yandan da Ahmet Köksal'ın inşaatı devam ediyor. Bu inşaat da bu inşaat da bizim Hasan Hoca'nın inşaatı. Hasan Su İçmez'in evi. Şöyle bir görüntü alalım biz buradan. Heh. Bu inşaat da bizim Hasan Su İçmez'in evi. Diğer yandan da bizim köyde yanan ev vardı. Bundan bir ay evvel İstanbul Beşköylüler Derneği Başkanı Enver Köksal'ın evi yanmıştı. Şu anda inşaatı yapılıyor. Evet Muhammed abi de buralarda tarla yaptı. Buralarda görün. Muhammed abinin tarlaları. İsmail hala da ahırın altında çalışıyor. Valla. Tamam. Değerli arkadaşlar. Hakikaten bambaşka bir hava. Bu da
Bu inşaatı da biliyorsunuz. Yine rahmetli Aslan Göksal'ın evidir. Efendime söyleyeyim. Ahmet Göksal inşaatın üstünde harç yapıyor. Değerli arkadaşlar, Orta Mahalle. Evet. Şagir Göksal da bir yandan tarla belliyor. Şagir, selamun aleyküm. Ola Şagir, to millet eskapsası esi harlik treviz. Ne mi havuli? Sağ helal olsun havuli ya. Evet değerli arkadaşlar, çekimlerimiz de burada sona ermiş bulunmaktadır. Enver Köksal'ın inşaatı da bir yandan devam ediyor. Hayırlı günler.